Buna göre defne yaprağı ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? İthalatı yapılan bir ürün haline gelmiş. Evet, baktığımız zaman balyalar şeklinde dünyanın birçok ülkesine gönderiyorlar. Yani dünyanın başka ülkelerine satıyorlar. Bundan dolayı da nedir? İthalat yapılıyor. Bölgeye yabancı turist gelmesini sağlamıştır. Yabancı turistle alakalı bir şey yok. Orman köyleri için gelir kaynağıdır. Evet, Çin, Vietnam, Rusya gibi ülkelere satılıyor. Bunlar da nedir? O köydeki insanlar topluyor. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. 1 ve 3. Bu habere göre fındık ihracatı ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Baktığımız zaman en fazla Avrupa Birliği ülkelerine gönderilmektedir. AB ülkelerine diyor. Evet. İhraç edilen fındığın yarıdan fazlası iç fındık şeklindedir. Evet, baktığımız zaman paragrafta nedir? İç fındık, yani nedir? Kabuğu kırılmış fındıktır. Fındık ihracatında dünyada ilk sırada yer almaktadır. Doğru. Türkiye fındık ihracatında ilk sırada yer alır. 1 Eylül 2020'de fındık ihracatı 3 kat artmıştır. Hayır, baktığımız zaman 3 katı bulmuyor. Türkiye'nin bitki örtüsü, iklimi ve yeryüzü şekiller hayvancı elverişli olmasına rağmen son yıllarda et ithal etmeye başlamıştır. Buna göre Türkiye'nin dışarıdan et almasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman ülkemizde hayvancılık ülkedeki tüketimi karşılayamıyor. Yani et tüketim oranının yüksek olmasından dolayı nedir? Dışarıdan ithal ediyoruz. Yani et tüketim oranının üretime göre daha yüksek olması. Yani üretim biraz daha az, tüketim fazla. Bundan dolayı yurt dışından et ithal ediyoruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Kullandığımız bazı ürünlerin üzerinde görselde verilen yazı bulunmaktadır. Bu yazının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Made in Çin diyor. Yani bu ürün Çin'de üretilmiştir. Baktığımız zaman cevabımız A şıkkıdır. Bir ülkenin üretemediği ürünü dışarıdan almasına ithalat diyoruz. Dışarıdan almaya ithalat, dışarıya satmaya ihracat diyoruz. Parçada verilen bilgilerle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ticaret Bakanlığı ile yaptığı bir işbirliğinden bahsediyor. Türkiye'nin ithalatı bir önceki yıla göre artmıştır. Yani dışarıdan aldığımız mal baktığımız zaman nedir? Artıyor. Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre azalmıştır. Evet, baktığımız zaman azalıyor. Türkiye dış ticareti açık vermeye devam ediyor. İhracat azalıyor. İthalat artıyorsa dış ticaret açığı oluşuyor. Türkiye önceki yıla göre daha fazla dış satım yapmıştır. Hayır, dışarıdan almıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız D şıkkıdır. Perşembe yaylası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Baktığımız zaman Perşembe yaylası 1500 rakımlı diyor. Daha sonra Perşembe yaylasını ziyaret eden bölgeye hayran kalıyor. Yerli yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 1 milyondan fazla turist tarafından ziyaret edilmiş. Hem bölge hem de ülke ekonomisi için katkı sağlıyor. Turist geliyor, evet. Ziyarete gelenler beğendikleri yerdir, evet. Turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir, evet. Tarihi eserleriyle ön plana çıkmıştır. Hayır, doğal güzellikleriyle ön plana çıkmıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız A şıkkıdır.